Evet sevgili izleyenler, hepiniz KonTV'ye Sora Sora programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Konyalı hemşirelerimize Bedesten Çarşısı'nda, tarihi Bedesten Çarşısı'nda dijital dünya ile ilgili birkaç soru soracağız. Bakalım Konya sosyal medyaya, teknolojiye ne kadar bağımlı? Hep beraber izliyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Çok Allah. Şükür, çok şükür. İyisin maşallah, iyisin ama soğuk ya. Niye dışarı çıktın sen? Olacak. Delikanlık siz gibi. Yaşlı mıyım? Estağfurullah, olur mu? Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Amca, sence bu dijital dünya hakkında ne düşünüyorsun? Sosyal medya, bağımlılık, telefon, bilgisayar, internet. Gençler ne durumda? Çağımız, devrimiz ne durumda? Yavrum, aslında bu sosyal medya iyi bir şeye kullanılmıyor. Teknoloji bizim iyiliğimiz için icat edilmiş ama biz iyiliğe kullanmıyoruz. Söyledirelim amca kamerayı. İyiliğe kullanmıyoruz. Evet. Nerede kötülük varsa ona kullanırız. Gençler de ellerinde bir tarafa böyle ne selam ne sabah ne Allah'ın kelamı, ne insanlara hürmet, ne izzet, ne ikram, hiçbir şey yok. Değil mi? Maalesef. Ya nasıl, nereye gidecek bu gençlik böyle? İnşallah düzelsin. Ümitsiz değiliz. Ümidini kesen bizden değildir diyor Cenab-ı Allah. Aynen öyle. Ne yapacağız? İleride hepimiz birbirimizi ayındıracağız, yapacağız. Bir hata gördüğümüz zaman onu ikaz edeceğiz. Kardeşim bu böyle değil, doğrusu değil. Doğrusu şu diyeceğiz. Biz doğruyu göstererek kendimiz yardımcı oluruz. Ama biz bize yardımcı olmuyoruz. Selam veriyorsun, adam ah diyor. Olmaz bu. Ne diyor? Yani iyice dalgın, biliyor musun? Dünyaya şey yapmış, uzaklaşmış, takmış, bağlantısını kesmiş dünyayla. Olmuyor, kesmiş. Selamun aleyküm dedim, ah diyor hemen. Yani bu durumda yaşlılar bunu yaparsa gençlerin elinden kurtulmak mümkün değil. Doğru söylüyorsun amcım. Gençlerin hiçbir kabahati yok. Bütün kabahat bizlerde, çünkü yetiştirememişiz. Başta biz kendimizi yetiştirirsek gelecekte bunları ne yapacağız? Bekleyeceğiz, ümidimizi kesmeyeceğiz. Onlardan da bir şeyler bekleyeceğiz ama vermiyoruz ki onlar bize versinler. Değil mi? Biz ne kadar çok verirsek onlar da o kadar çok geri alacağız. Aynen öyle. Ama vermediğimiz için suçlu biziz. Sade gençleri suçlamakla bu iş olmaz. Allah'ım senin hakkımız ayrısını versin. Geleceğimizi, gideceğimizi, döneceğimizi, ilerimizi, gerimizi hayırlı eylesin. Amin. Sizlere de kolaylıklar versin. Allah razı olsun. İyi yönde inşallah bunlar tesir eder de gençlerimiz ayınırlar. İnşallah. Ama devlette bir hata var. Evet. Bu pis interneti önlemesi lazım. Peki sen sosyal medya kullanıyor musun? Var mı öyle telefon? Telefonum var ama ben sadece Kur'an'la, şunla. Oh, bir ayağımız kıyıda, biz ya, Allah için yapıyoruz. Gencecik adamsın. Soğukta dışarı çıktığına göre gencecik adamsın. Ama son zamanımız bak. Son zamanımız. Biz nereye gidiyoruz? Doğduk, öleceğiz değil mi? Toprağa. Küllü nefsin zayikatul mevt. Ne yapacağız? Bütün canlılar ne yapacaklar? Ölümü tadacaklar. Ölüme gidecek. Kimin huzuruna? Allah'ın huzuruna. Ne cevap vereceğiz? Tabii, ne yaptık? Şey bu diyemez. Dünyaya dalarsak ne cevap vereceğiz? Buna karşı çok güzel de bir söz var. Az sonra ölecekmiş gibi ahiret için, ömür boyu hiç yaşayacakmış gibi dünya. Gibi dünya için. Aynen. Allah hakkımızda hayırlısını versin. İnşallah. Allah razı olsun amca. Kardeşim, ismin nedir? Eyüp ben. Eyüp. Eyüp kardeşim, sence bu gençliğimiz veya çağımız sosyal medya pataklığına bir nebze batmış durumda. Evet. Sence buradan nasıl çıkabiliriz veya çıkabilir miyiz? Gençliğin durumu şu anda nedir? Bu konuda ailelerin çocuklarını bilinçlendirmesi lazım. Yani, evet. Mesela Disney çizgi filmlerinde sübliminal mesajlar çocukların beynine kazınıyor. Evet. Buna dur dememiz lazım. Bunu da sadece ailelerin bilinçlendirilmesiyle yapabiliriz. Bu şekilde bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Peki mesela sen şu anda kaç yaşındasın? 27. 27, genç bir insansın ve sen mesela günde ne kadar sosyal medya ya da ne kadar telefonu kullanıyorsun? Veya ne kadar bilgisayarın, televizyonun başında kalıyorsun? Ben satış görevlisi olarak çalıştığım için sosyal medyada çok fazla, işte WhatsApp, Facebook falan, çok fazla vakit geçiriyorum. Tamam. Yani iş için geçiriyorum açıkçası, çok keyfi değil. Ama sonuçta günümüz, saatimiz işte de olsa oraya geçiyor. Yani şunu diyebilir miyiz? İş bile olsa biz artık bu sistem, bu hayat ona itiyor. Aynen öyle. Biz orada kalmak hayat zorunda. Şartları bunu bize sunuyor. Sosyal hayatımızda da bu olması gerekiyor. Çünkü artık eskisi gibi sosyalleşemiyoruz. Arkadaşlarımızla
vakit geçiremiyoruz. Evet. Ama bunu sosyal medya yoluyla arkadaşlarımızla mesajlaşarak, paylaşımlarda bulunarak hani iyi yönlü olarak kullanabiliriz. Ama kötü yönlü olarak da maalesef kötü kullanıyoruz. Yönleri çok fazla var ne yazık ki. İnşallah özellikle, onları da kullanmayız diyelim. Özellikle şu hani tırnak içinde diş mihraklar dedikleri. Dış minnaklar. Mihrak mı diyorlardı? Dış mihrak, dış minnak. Yani dış güçlerin medyayı kullanarak insanlarda algı operasyonu yaptığı bir gerçek. Yani bu da çok fazla yapılıyor. Yani kötü yönleri şu anda çok daha fazla. Öyle söyleyebilirim. Tamam. Çok teşekkürler kardeşim. Eyvallah. Çok sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin kardeşim? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Ben deyim. Adın ne? Adım Ali. Ali nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorum? Karaslan'da. Karaslan'da. Ana bayağı da uzak. Uzak ya. Vallahi araba da yok. Zaten babanın arabasıyla gidip geliyoruz. Daha çok zorlaştı valla. Benzin parası da senden. Benzin parası da bizden. Ve bazen babaya kahalıyoruz ya. Babaya mı benim bazen? Evet. Ha baba alı vur şunu bir yapı vur, koy vur benzini mi diyor? İşte hani derler ya evlat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diyeyim? Kırkıncıyım diye. Necem sen atılacak evlat mısın? Ya yeni geldiğinde atılacak evladım. Yani kendimi övmeme gerek yok. Zorluyor mu babayı? Arada bir. Az zaman. Tamam olsun. Bu 2 aydır aramız iyi çok şükür. Allah'ım bozmasın. Amin amin bozma. Aman 2 ay. O zaman bu 2 aylar 12 aylar olsun inşallah. Aynen öyle. 2020 uğurlu geldi bana ya. Öyle mi? Hayırdır? Valla babayla arayı düzelttik. Maddi durumlar düzelleşti. Yani arabaya benzini fulluyorum. Arabaya benzini fulluyoruz. Öyle diyelim abi ya. Oh maşallah. Tamam o zaman soruma geçiyorum. Evet abi buyurun. Kardeşim sence bu sosyal medya bağımlılığı nereye gidiyor? Bizim hocam, telefonla bilgisayarla olan bağımlılığımız, sosyal medya. İşte reklam olmasın söylemeyeceğim ama çok bağımlıyız biz bunlara. Hocam ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam. Ben sabah 6'da dükkanı açarım, akşam 10'da eve giderim. Neresi dükkan? Eski garajın orada. Ne var dükkan? Spot dükkanı. O spot, tamam güzel. İyi çamaşır makinesi falan var mı, bulaşık mı? Hepsi var abi bizde. O, tamam adres reklam vermeyeyim de ben gelirim oraya. İnşallah bekle. Alışveriş yaparız. He, şu montumu gördün mü benim. Allah, monttan mı tanıyacağız? Monttan tanıyacağım. Tamam okey. Hocam şimdi ben kendim olarak bir TikTok bağımlısıyım. Oğlum. Vallahi deme ya. Vallahi milletin saçmalıklarını izlemek çok hoşuma gidiyor gerçekten. Şimdi önceden WhatsApp, Facebook, Instagram falan vardı. Ben bunların hepsini sildim, TikTok'a geçtim. Evet. Abi akşam 10'da oturuyorum yani o uykulu halimle bile gece 12-1'e kadar TikTok'ta takılıyorum yani şarkı. Şaka yapıyorsun. Vallahi abi. 12-1'e kadar. Aynen öyle. Abi izliyor musun, çekiyorsun mu? Yok ben kayıtlı değilim abi. Ben böyle sana nasıl diyeyim, milleti izlerim. Kendim üye değilim yani. Ha, YouTube'a giriyorsun, ha, oradan aynen, TikTok videoları aynen diyorsun. Aynen öyle. Ne komik şeyler var mı? Çok hocam ya. Mesela? Ya şimdi nasıl anlatayım ben sana TikTok'u? Kim Recep İvedik'in taklidini yapar? Genellikle ben yorumları okurum. O daha mı zevkli? Bir de yoruma da yazıyorlar mesela, ben yorum okumaya geldim diyenler. Yok benimle beraber kaç kişi var diyenler falan var. Ya, saçmalık çok abi dünyada ya. Yoruma 5000 beğeni gelsin diyen var. Aynen öyle. Rabbim herkes ıslah etsin inşallah. Allah razı olsun. Sen mesela sosyal medya bağımlı bağlanmışsın sen artık. Rabbim, bağımlısın. Ben kendim olarak TikTok bağımlısıyım. TikTok? Aynen öyle. Ama abi TikTok yasaklanacak diyorlar. Çoğu ülkede yasaklandı TikTok biliyorsun. Bazen hanım, ben kendim evliyim, iki çocuğum var. Oh maşallah, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Hanım bile diyor, kızıyor yani artık yat diyor. Ya da bir konuşuyor, beni dinlemiyor. Yani bu her türlü bana sıkıntı... Bana vakit ayır. Bana vakit ayır bana. Her türlü yola yola açıyor abi TikTok sosyal medya ya. O yüzden aslında zararlı yani, sen kendine zararlı oldun. Zararlı, zararlı olduğunu biliyorum. O yüzden ben hanımın karşısında susuyorum yani haksız olduğum için. Bırakmayı düşünmüyor musun hiç? Yok, düşünmüyorum. Abi, ondan rağmen de bırakmam diyor. Aynen öyle hocam, hoşuma gidiyor şahsen. Tamam o zaman inşallah ne diyelim? Biz de yengenin duasıyla Allah seni TikTok'tan kurtarsın diyelim. İnşallah hocam, amin. Cümlemizin inşallah. Amin, Allah razı olsun kardeşim, sağ olasın. Hanımefendi isminiz nedir? Füsun Batça. Füsun Hanım, sizce bu gençlerin veya tüm insanlığın sosyal medya bağımlılığı nedir? Yani bu durum önlenebilir mi bilmiyorum, çok zor görünüyor ama kötüye gittiğini söyleyebilirim. Hatta artık bizim yaşımızdakiler bile kendimizi kaptırmış vaziyetteyiz. Yoksa siz de mi kullanıyorsunuz? Yani sosyal medyayı kısmen kullanıyorum ama çok sıklıkla kullanmamaya artık epeydir kararlıyım. Çünkü bağlanıyor insan bir şekilde. Bağlanıyor ama ne yazık ki bağlanıyor. Gözler gidiyor. Ondan sonra diğer hani normal sosyal iletişimleri bile kaybeden insanlar. Evet. Ben çok şükür o insanlardan değilim. Arkadaşlarımla yani vakit geçirebiliyorum. Hobilerimden vakit geçirebiliyorum. Ama telefonlar ve şeylerden fazla uğraşmaktan, bu elektronik aletlerden biraz gözlerimi bozdum. Çok üzücü ama kitap okuyamıyorum.
Yani bu telefonlar benim kitap okumama maalesef engel oldu. Keşke onun yerine sosyal medya yerine kitap okusaymışız değil mi? Yani vaktiyle okuduklarıma sayacağım diyemiyorum, gene de üzülüyorum. Hatta şu anda gözcüden çıkmış bir vaziyet. Öyle mi? Evet. Geçmiş olsun. Ondan sonra kullanmayacağım, bütün kamuoyu önünde söz veriyorum. Bütün Konya sözümdür. Dostlarım da duysunlar, bir daha beni sosyal medyada fazla göremeyecekler. Bütün hesaplarımı donduruyorum, siliyorum, bitiyor. Dondurmuyorum ama az bakacağım, haftada bir kez bakacağım. Şunu diyor musunuz Füsun Hanım, ya yeter artık, de kaç saat kullanıyorsun bunu, kapatayım artık şunu diyor musunuz, dediniz mi yani? Diyorum artık, evet. Ya yani evet. Kamera aracılığıyla insanla belirtebilirsiniz. Aynen öyle, bütün Konya'yı da duyuruyorum, sevenlerime, dostlarıma, arkadaşlarıma. Çok de bıraksın benim gibi. İnşallah, çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, şu anda telefonla oynayan birisini yakaladık ve yanına doğru gidiyoruz. Efendim merhabalar. Sosyal medya bağımlılığı ile ilgili bir röportajımız vardı. Siz de telefonla oynuyordunuz. Oink 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 oink. Selamünaleyküm. Gel. Bir röportaj yapalım. Çok soğukta. Elimi tut. Elimi tut böyle. Üşüme. Gel. Bak elim sıcak, gel. Gel gel. Gel gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Amcam nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen de iyi misin? Oh oh oh, Allah'a şükür, elhamdülillah, ben deyim. Şöyle dönelim kameraya. Döndük. Gel burada, gel burada. Adın ne? Adım mı? Timur Akdemir. Timur Akdemir. Timur amca, ismin çok güzel. Nereden geliyor isim? İsim Karaköse'den gelme. Nasıl yani? Karaköse'den gelme. Karaköse neresi? Rahmetlik babamın. Evet. Emir subayı Karaköse'de, emir subayıymış. Evet. Oradan gelme. Timur güzel isim ama. Bilmem. Evet tamam. Timur amca, sence günümüz gençliği bu dijital dünyaya çok bağımlı ya. Evet. Günümüz gençliği demeyeyim aslında. Herkes bağlandı artık. Bu telefondur, internettir, sosyal medyadır. Sen ne düşünüyorsun? Artık battık kardeşim, bu batağa. Bizi ihtiyarladık. Ben onu anlamam da etmem de. Ama yok işte, bu zararlı bir şey değil mi? Zararlıdır tabii ki. Çoluk çocuk torun var mı? Var. Kullanıyorlar mı? Ana, hem de ya, benim için. İşte ben de onu soruyorum sana. Kullansınlar mı? Hayır, kullanmasınlar. Buradan torunlarına kamera aracılığıyla bir mesaj ver abi, hadi. Timur amca. Yavrularım, telefondan uzak olun, televizyondan uzak olun, çok az bakın. Önemli olan bu değil mi? Evet. Mesajını verdin. Bütün verdik. Bütün insanlara, gençlere. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi, iyi misin? Şükür, iyi olmaya çalışıyorum. Oh oh, maşallah, iyi gördüm abi seni. Yok, pek de iyi değiliz ya, moral bozgunluğu var işte, bu hayat stresi. Hayırdır abi, ne oldu? Valla insanlar bu stres mahvediyor ya, bir telefon, efendim sana söyleyeyim, başka stresler. Bilgisayar, internet, ya her şey, Facebook, ya. Instagram. İnsanın beynini küçültüyor bu ya. Yani. Oraya abi, oraya söyle, oraya. Beynini küçültüyor değil mi? Beynini küçültüyor. Ben şimdi mesela internet kullanıyorum. Kullanıyor musun sen? Bir şeyleri unutuyorum ben mesela. Mesela? Ya havuza gidiyor. Beyin hafızası. Ha, beyin hafızası, beyin tamam, hafızası gidiyor. Yaş 60, unutuyorum ben. Yaş 60 mı? Yaş 60. 60 göstermiyorsun ama maşallah iyi gözüküyor. Yok dayı, hayat kocattı beni. Vallahi yalan yok, ben sana dışarıdan sorsan 50 falan derdim. Aa, sana bir kebap yedireyim ben. Allah razı olsun. Nerede yiyorsun, meşhurda yakında var mı? Şükrü Hoca da yediriyor. Allah razı olsun. Hocamızın meşhur Şükrü Hocamızdan. Allah razı olsun amcam, iyiymiş kadar oldum, evet, çok sağ ol. Evet hocam. Gençler bıraksın bunu. Tabii tabii ya. Şimdi hakikaten bu internet bağımlılığı. Yani hoca ders verse talebeye, evet, öyle çalışmaz. Ama telefonu aldı mıydın? Bu telefon, beyin oraya gidiyor. Sen bağır çağır, otobüste öyle. Her yerde öyle. Yani herkes kimseyle bağımlı şey, diyalog yok. Diyalog bitti. Bağımlılık bitti. Konuşma bitti. Evet. Herkes telefonda. Yani, nereye gidecek bu gençlik? Yani bu nereye? Sohbet nasıl yapılacak? Soramıyorsun. Herkes telefonla uğraşıyor. Sanki bir öğretmen ders vermiş de herkes derse çalışıyor diyor. Keşke öğretmenin verdiği derse talebeler çalışsa, alıyor o dersi, tavan yapıyor. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür, siz? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Adınız? Şirin. Şirin, sizin? Hüsamettin. Hüsamettin ve Şirin. Arkadaşlar, şimdi siz gençlersiniz. Aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Hepimiz sosyal medyaya bağımlıyız. Evet. Nasıl kurtulacağız bundan? Hadi bakalım. Nasıl kurtulacağız? Kurtulmalı mıyız ya da? Kurtulmalıyız aslında ama kurtulmak istemiyoruz. Güzel. Mesela? Mi? Ne kullanıyorsun sosyal medyada daha çok? Hangi programdasın? Instagram. Instagram değil mi? Evet. TikTok falan var mı?
Evet, Facebook'u böyle 65 yaş üstü doldurdu. Bize de Instagram kaldı. Güzel, sarıyor aslında. TikTok? TikTok kullanmıyorum ama izliyorum. İzliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Gerçekten mesela YouTube'a yazıp böyle TikTok videoları yazıp izliyor musun? Evet, çok güzel oluyor. Mesela neden izliyorsun bunu? Buradaki seni mutlu eden şey ne aslında orada? Bu da beni mutlu eden şey. Bilmiyorum, bağımlılık yapıyor, sarıyor. Hangi konuda? Hangi konuda? Zevkli oluyor böyle. Yani orada zamanımızı öldürüyoruz aslında. Belki zamanımız aslında daha mantıklı şeylere harcayabiliriz ama orada zaman... Alalım, abdest alalım ama TikTok da çok şey. Güzel bir şey. O da bir nevi zikir. Tamam. İnandım ya, tamam. Daha faydalı şeylere zamanımızı harcayabiliriz aslında. Bunu söylemiştim ama yani sadece tabii namaz da çok önemli, abdest de çok önemli. Zaten bunu farz görevimiz yerine getirmemiz lazım. Ama bundan daha ziyade dünyalık işler için de faydalı şeyler yapabiliriz. Atıyorum mesela kendine bir şey katmak için kitap okuyabilirsin. Yani 1876 yılında Alexander Graham Bell telefonu icat ederken bunu mu düşünmüş? İnsanlar bundan 100 yıl sonra bunun batağına düşsün, normal dünyayı görmesinler, sadece benim ürettiğim şeyi geliştirsinler ve bunun içine gömülsünler diye düşünmüş müdür? Bence bunu düşünmemiştir ama mesela Instagram'ı iyi yanlarını, TikTok'un iyi yanlarını kullanarak biçimlendirirsek bizim için daha iyi olur bence. Mesela yani bunu, TikTok'un iyi yanı var mı sence? Bence TikTok'un iyi yanı var mı? Yani bizi belki... yani gerçekten merak ettim. TikTok'un iyi yanı ne? Vallahi ben bulamadım da o yüzden soruyorum. TikTok'un iyi yanı var mı? Yani TikTok'un bence bir yanı yok, iyi yanı yok yani. Ben şunu düşünüyorum, kullanmamak bence güzel bir şey. Yani, çünkü birçok ülkede TikTok yasaklandı. Ya bence Instagram yani iyi yanları kullanılabilir. Google'ın da öyle aynı şekilde, Facebook'un da aynı şekilde. Mesela Facebook'tan adam yani ticaretini yapıyor. Adam arabasını alıp satıyor, ikinci el malzemesini alıp satıyor. Evet. Mesela Instagram'da ben bu arkadaşla tanıştım yani. Instagram'da öyle malzemeler değil. Tamam. Instagram üzerinden mi? Aynen. DM'den mi? Yok. Yani DM'den. Ben bir gruba alındım. Evet. Bu grupta da aynen. O mal. Ben aldım. Ne grubu? Nasıl? Anlamadım ben. Yani muhabbet. Sohbet muhabbet. Cübbeli hocayı falan alıyorum böyle. Arada girer bakar diye. Tövbe estağfurullah. Neler duyacağız ya? Sonra rastgele Hüsamettin'i de aldım. Arkadaşın evet. Arkadaşı. Öyle tanıştık. İyi oldu. Şu anda da Bedesten'desiniz. Aynen şu anda da Bedesten'deyiz. Kebapçıya mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Camiye mi geldiniz? Evet, Mevlana Türbesi'ne gittik, dua ettik. Oh maşallah, ne güzel. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Çay içtiniz mi? Çaycı arıyor musunuz? Çay içtik. Yeniden arıyoruz. Tekrar bir tane çay ocağı arıyoruz. Ondan başka. Şurada tam. İleride bir tane güzel bir yer bak. Şuradan git sağa dön sol. Ha, ara sokakta. Arkadaşa dedim ama bana inanmadı ya. Ciddi mi? Ya şurası daha güzeldi. Ha. Şeyde odun ateşinde yapıyorlar, çok güzel. Odun ateşinde? Evet, tavsiye ederim. Tamam ama sosyal medya konuya dönecek olursak gerçekten biz bataklığın içindeyiz arkadaşlar. Aynen. Şu anda hepimiz bütün gençlik olarak. PUBG oynamayın. Ne? Buradan mesajın varsa gençliğe söyle kardeşim, buyur. PUBG oynamayın, Instagram'ın iyi yanlarını kullanın. TikTok? TikTok tavsiye etmiyorum, bağımlılık yapıyor. Ama izliyorum. Ama izliyoruz. Sen? Ben TikTok'u güzel çeksinler, izlerim. Öyle mi? Bağımlılık yapıyor. Peki sen diyor musun ben güzel çeksem izlerler? Ya çekemiyorum ama çekersem izlerler bence. Çek o zaman sen de. Tamam o zaman şey yaparsınız böyle, suratı unutmayın. Araştırın. Şirin. Şirin tamam. Okey. Tamam Hüsam ve Şirin. Arkadaşlar çok teşekkürler. Çok sağ olun. Falan filan falan filan. Nasılsın, iyi misin abi? İyiyim. Adın ne? Şöyle biraz öne gel. Fadıl. Fadıl. Fadıl abi telefonun var mı? Yok. Anam yok mu? Yok. Niye kullanma? Oraya söyle. Yok mu telefon? Yok. Niye kullanmıyorsun? Kullanmıyorum. Abi telefondan neye bakıyoruz? Şeye, burada gezilecek yerler nereler diye bakıyoruz. Konya, dışarıdan mı geldiniz? Dışarıdan geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nereden geldik abi? Tekirdağ'dan geldik. Oh maşallah. Ne kadar süre? 4 gece kalacağız burada. 4 gece? Evet. Herhangi bir iş için mi yoksa gezi amaçlı mı? Yok, gezi amaçlı geldik. Oh maşallah, ne güzel abi, çok güzel. Hoş geldiniz. Gezdiniz mi? Bugün birinci günümüz. Evet. İnşallah daha 3 gün buradayız, gezeceğiz. Abi o zaman söyleyeyim ben şöyle, küçük bir rehberlik olsun. Mevlana'yı gezdiniz muhtemelen. Evet, şimdi oradan geliyoruz. O zaman arada bir yemek yiyeceksiniz.
Şimdi ona bakıyorduk. Et ekmek nerede yiyeceğiz diye. Neresini tavsiye edersiniz? Et ekmek mi? Evet. Abi birçok yer var. Ben sana röportaj yaptıktan sonra tavsiye edeceğim. Harici olarak mesela Kelebekler Vadisi'ni gezebilirsiniz. Kapalıymış diye duyduk orasını ama internetten bak. Öyle mi? Evet. Hafta sonu yok ama hafta sonu da açık. Hafta içi de açık. Galiba. Hafta sonu ve hafta içi açık. Belki bu ara bir bakım tarzı bir şey varsa. Zannediyorum evet. O tarz bir yer olabilir. Başka Sille var mesela. Sille Antik Kenti. Bugün gittik. Gittiniz mi? Evet. Sille'den buraya. Biz bir günde bütün gezilecek yerleri geldik. 80 binde devre alem. Oraya gitmedik. Orası var. O da çok güzel mesela. Yani orayı da gideriz. İçinde bir sürü minyatür bölüm var. Çocuklar için de masal kahramanlarının minyatürleri var. Gerçek halleri falan. Çok güzel yani. Oraya da gidebilirsiniz. Soruma dönecek olursam. Sosyal medya bağımlılığı. Gençlik bu batakta. Mesela şu anda en basit haliyle bile siz iyi açıdan kullanmışsınız ama nerede gezeceğinize bakmışsınız. Her şeyimiz telefon oldu. Evet. Doğru mudur? Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Peki bu durum nereye gidecek? Ne kadar ileriye gidebilir? Vallahi bilemiyorum ama çok doğru kullanamıyoruz gibi. Hele özellikle gençler bakımından çok doğru kullanmıyoruz ya. Değil mi? Evet. Peki bunun için bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir ama neler yapılabilir? Bunu bence hükümetin burada önemli kararlar alıp bazı şeyleri kısıtlaması gerekebilir yani. Mesela uygulamalar falan. Uygulamalar da tabii. Her şeyi mesela açık olmaması gerekir. Bunlar açık olduğu zaman gençler de tabii ki durdurulamadığı için herkes olumsuz, kullanıyor. Olumsuz şeylere evet yönleniyorlar tabii ki. Vesile oluyor böyle hayırsız şeyler. O zaman sizin görüşünüz bu konuda devletin, büyüklerin bir önlem alması ve gençlerine buna uygun şekilde hareket etmesi. Evet. İyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok şükür. Şöyle buyurun alalım sizi böyle. Cep telefonuyla uğraşıyordunuz galiba. Evet. Hayırdır, ne yaptık abi cep telefonuyla? Bizim iş pazarlama iş mecburen. Aa öyle mi? Veteriner ilaç pazarlama olduğu için. Ne pazarlıyoruz? Veteriner ilaçları. Veteriner ilaçları. Hayvanlarla alakalı. Evet. O yüzden mecburen sık sık görüşüyoruz. Sosyal medyada? Tabii. Ve telefonla? Evet. Peki gençliğin bu durumu nedir sizce? Şimdi siz bunu iş amaçlı kullanıyorsunuz. Güzel bir şey aslında. Gençliği çok kötü. Nasıl yani? Ya çok aşırı kullanıyor yerine göre. Dikkatsizlik çok. Buradan gençliğe mesajınız var mı bu konuda? Şurada kameraya. Dikkat etsinler aslında telefonla pek fazla. Ben yapıyorum ama yürümelerini tavsiye etmem. Ben yaptım ama tavsiye etmem. Allah razı olsun. Sıkıntı. Telefonu elinde taşıyorsun. Bırakamıyor musun telefonu? Bıraktım gitti. Allah razı olsun. Ama az önce elindeydi. Niye elindeydi? Kullanıyor muydun? Tabii görüşme yaptım. Yoksa sosyal medya falan mı? Hayır. Instagram'da falan, yok, Facebook'ta. Yok. Yok mu öyle şeyler? Yok. Hiç mi sosyal medya kullanmıyor? Yok, sadece konuşmaya var. Arıyorsun, alo, merhaba, nasılsın, bizi kapat. O kadar. Gençler bu konuda çok ön planda değil mi? Evet, doğru. Kullanıyorlar sosyal medyayı. Gençler hepsini kullanıyor. Değil mi? Tabii. Peki gençlik ne yapması lazım bunu bırakması için? Vallahi ona bir şey diyemeyeceğim. Diyemeyeceğiz değil mi? Ya. Soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Abi ne yapacağız telefonla? Bak bir sürü uygulama var orada. Abi. Bildirimleri sağa çektik, sola çektik, temizledik. Yok. Oh maşallah. Ezan baktım. 1 saat 30 dakika varmış. Aynen. Ezanına. İkin diye 1 saat 30 dakika. Evet. Şimdi, buraya abi. Şimdi gidip namazı kılacağız inşallah. Peki abi sence telefonu bunun haricinde başka şeylerde de kullanıyor musun? Ya benim özellikle telefon şey işime yarıyor. Bankadaki işlemler için çok işime yarıyor. Değil mi? Evet, devlet işleri özellikle. Çok. Yani sen yarıyor. Aslında iş amaçlı olumlu yönlerinde kullanıyorsun. Aynen. Bir de bunun olumsuz yönleri var. Ya olumsuz yönleri çok ya. Sosyal medya olsun. Ya özellikle o çocuklara çok büyük zararlı yani bence. Abi çocuklara şimdi mama yedirirken bebeklere çizgi film açmadan aynen, yemiyor mamayı. Aynen. Nasıl yapacağız? Aynen. Eskiden biz nasıl yiyormuşuz ben onu anlamadım. Ya eskiden valla ağlayarak da olsa demek ki yiyormuşuz ama şu anki evet. Dönem inan çok kötü ya. Zor değil mi? Çok çok, Allah yardımcımız olsun. Peki biz bunun önüne nasıl geçeceğiz abi? Valla telefonu icat edilirken bu amaçla icat edilmedi. Doğru söylüyorsun da anne babalara çok büyük iş düşüyor burada bu konuda. Anne babalara. Evet. Yani. Çocuk var mı abi sende? İki tane oğlum var. Oh maşallah. Allah bağışlasın. Bizlere çok büyük emek sarf etmemiz gerekiyor. Öncelikle. Evet. İnşallah güzel olacak diyorum ama teknoloji ilerledikçe biz de çocukları da kendine. Şeylerimizi, örf adetlerimiz özellikle çocuk yetiştirme konularımızdaki eksiklerimiz çoğalıyor. Çocuk eve gidince istiyor baba telefon, baba telefon. Aynen. Ver oynayayım baba telefon. Aynen. Dibinden ayrılmıyor. Ya artık telefonu da geçtik. Bilgisayarı var, tableti var. Aman. Oyun konsolları var. Telefon olsa yine iyi. Ciddi yani. Mi? Tabii. O kadar yani. Allah. Nasıl yapacağız abi o zaman bu yani, işi? Yani inanın ben yani çareyi şöyle buldum. Mesela çocukların sınav dönemlerinde evet. Evdeki tüm elektronik cihazları kaldırmakla. Ha aslında bak
Bu mantıklı bir uygulama. Yani özellikle sınav dönemlerinde. En azından o sürede meşgul etmesin. Aynen aynen. Çok meşgul oluyorlar çünkü. Yani bir de ben... çocukken böyle şeyler aslında öne geçersin. Aa yaşken eğilir mantığı. Ya şimdi nasıl alışırsa. Aynen öyle aynen öyle. Yani biz zamanımızda yoktu. Ha bizim için eksiklik miydi? Tabii ki teknolojiye bakarak eksiklik olabilir ama. Şu anda yani telefon ve elektronik cihazlar yani benim işime çok yarıyor mesela. Değil mi? Gibi banka işleri, diğer işler olsun iş için kullandığımız zaman yararlı. Ama onun haricinde tabii ki zararlı. O zaman şöyle diyelim, eğer oturup doğru konuşalım. Biz küçükken de 10 yaşındayken, 5 yaşındayken de olsa bundan 20-30 yıl önce kullanır mıydık abi? Bizler de kullanır mıydık çocukken? Vallahi zannetmiyorum ya kullanacağım. Çünkü bizim dışarıda oyun heyecanımız vardı ya. Yani biz oyunu çok seviyorduk mesela. Bille oynamak, diğer bisiklet akşam namazı okunuyordu. Top oynamak, top oynamak. Yani biz çocukluğumuz öyle geçti. Bilmiyorum. Bilyalar, şeyler, masalar, bizde de olsaydı bilmiyorum oynar mıydık ama oynamazdık herhalde ya. Bu kadar değil. Yani o zamanlar arkadaşlık, dostluk çok güzel bir şeydi bizim zamanımız. Bizim en ünlü şeyimiz Tetris'ti abi. Onu... Aynen, aynen, aynen. Doğru sen. Küçük onu oynardık Tetris yani. Vardı, Tetris vardı, topaç vardı. Aynen. Çelik en teknolojik oynardık. Onlardı. Sonra, aynen valla. Valla Allah yardımcısı olsun ya. Şimdi. O zamanlara dönme ihtimalimiz var mı sence bizim küçüklüğümüze? Çok zor değil mi? Yani teknolojiyi reddedip bilmiyorum bazı şeyleri yapmak zannetmiyorum ya, çok zor ya. Artık bizi eline aldı. Ya eline aldı, içine aldı artık bizi. Biz de onun içinde kaldık değil mi? Aynen aynen, çıkamıyoruz ya. Yani kurtulmak zor. Selamünaleyküm abi, merhaba. Selam. Abi tam yaptığın şeyle ilgili bir soru soracağım sana. Tabii buyurun. Çok mu acil telefon? Şu anda bir saniye Hacı abi. Normal Hacı. Hacı abi hakkını anlat, kusura bakma. Biraz meşgul edeceğiz seni. Bekleteceğiz abiyi. İsmin abi? Eyüp. Eyüp abi, biz seni biraz bekleteceğiz. Şöyle alalım abi seni. Gel abi. Eyüp abi. Efendim abi. Elindekiyle ilgili bir şey soracağım sana. Tabii buyurun. Hepimiz bu sosyal medyanın tabiri caizse kaba tabirle kölesi olduk. Maalesef, doğru mu? Maalesef öyle abi. Bu durum nereye gidiyor abi? Bu durum iyiye gitmiyor maalesef. Şu ne anda. Yapacağız abi? Vallahi kendimize çeki düzen vereceğiz. Eskiye döneceğiz. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben ileride çantacıyım. Çantacısın. Kullandığın, yani yaptığın işi itibariyle telefonu kullanmak zorunda mısın mesela? Diyelim ki sana dediler ki bir hafta veya bir ay telefonu kullanmasana 10 bin lira para vereceğiz. Yapar mısın bir ay boyunca? Kullanmaz mısın telefonu? Yani işin ucunda para varsa neden olmasın? Ama mesela şundan dolayı diyorum bunu. Biz gerçekten istediğimiz için mi oynuyoruz yoksa o mu bizi eline almış da oynuyoruz? Yani esir mi olduk? Ya esir olduk ama mecbur gibi bir şey oldu şimdi. Mesela ben dışarıdayım, çocuk evet. Dükkanda. Bir şey sorması gerekiyor. Neyle soracak? Telefonla soracak. Tamam, o zaten yani normal. İletişim maalesef bu oldu yani şimdi. Tabii o normal. Çünkü o zaten üretim amacı, yani telefonun evet. İcat amacı. Ama onun dışında bizi konuşma dışında meşgul eden, bu normal SMS atmak normaldir, konuşmak normaldir, alarm kurmak normaldir evet. Ama bunun dışında gece kafayı yastığa koyuyoruz abi. Bir saat, iki saat telefonla oynayıp öyle uyuyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizi bunu yavaş yavaş alıştırdılar. Nasıl? Aşıladılar. Eskiden pahalıydı mesela, kontur pahalıydı. Evet. Çaldırıp kapa diyorduk. Arkadaşımız o şekilde dışarıya çıkıyordu mesela. Evet. Doğru mu? Çaldır kapat taktiğiyle. Çaldır kapat taktiğiyle. Az kullanmadık. Bunu ne yaptılar? Ücreti yavaş yavaş yükselttiler. 14 dakika yükselttiler. Ondan sonra internet vermeye başladılar. 3 GB, 10 GB, 20 GB diye diye maalesef bizi tamamen buna bağladılar yani. Hayır abi, bir de ucuz bir şey de değil yani. Kullandığımız abi, telefonlarda en kötüsü 3-4 bin lira, 15 bin liraya telefon var şu anda gündem. İşte böyle olduk. Yapacak değil mi? Bir şey yok yani. O zaman buradan senin çoluk çocuk var mı? Var. Kullanıyorlar telefon. Kullanıyorlar. Oradan onlara mesaj gönder abi. Seni televizyonda izlesinler. Baba tamam bundan sonra yapmayacağız desinler. Mesajını gönder abi buradan sosyal medyayla. Çocuklara söyleyelim ama yapıyorlar. Buradan benim çocuklara, gençlere, herkese diyeceğim. Evet. İyi yönde kullanılsın. İyi yerde kullanılsın. Yani iyiye kullanırsak iyi. Amaç iyi. Ama farklı yerlerde kullanırsak kötü. Abartmayın, sinirlendirmeyin abimi. Selamünaleyküm. Ha bak, sosyal medyada şu anda. Gel 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 gel. Tam senlik bir iş hadi gel. Gel gel. Nasılsın abi, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız abi? Teşekkürler, bizdeyiz. Adın nedir? Harun Kömür. Kamera orada abi. Harun abicim bak, telefon kullanıyorsun şu anda. Evet abi. Değil mi? Ne yapıyorsun mesela telefonda? Milletle iletişim kuruyoruz abi. Mesajlaşıyorsun. Ya tabii. Ha. Battık mı bunun içine? Tabii battık abi ya. Nasıl çıkacağız? Boğuluyoruz şu anda. Kurtar bizi. Devam edeceğiz abi. Kurtul, boğulursak sonu nereye gidiyor? İmkanı yok abi. Oraya kurtulma. Söyle abi. İmkanı nasıl? Yok abi kurtulmanın. Nasıl yapacağız? Sen günde kaç saat oynuyorsun telefonda mesela? Vallahi abartısı abi, 12-13 saat oynuyoruz ya. 12-13 saat. Tabii ki. Peki sana bir soru. Telefonu icat eden kişi kimdir? Vallahi bilmiyorum abi. Bir düşün abi. Doğru bak. Kopya geliyor oradan.
Kopya. Alexander Graham Bell. Graham Bell doğru evet. Adam bunu icat ederken düşünmüş müdür ya bunu insanlar batsın bu icat ettiğim şeyin içine normal hayattan kopsunlar diye. O sadece alo demek için icat etmiş. Abi öyle tabii ama teknoloji işte gittikçe yükseltiyor, gittikçe yükseltiyor. Sonuç itibariyle ne oluyor? İnsanlar tamamen sosyal hayata yükleniyor. Toplum tamamen kayboluyor. İletişim bozuluyor. Peki sadece... sence biz mi teknolojiye uymalıyız? Teknoloji mi bize uymalı? Bence teknoloji bize uymalı abi. Ama? Ama biz teknolojiye uyuyoruz abi. Maalesef bunu önleyemedik değil mi? Öyle, aynen öyle. Eyvallah kardeşim çok sağ ol. Boş topluyoruz abi. Boş topluyoruz. Evet. Tamam. O zaman sana bir soru soracağım. Buyur hocam. Senin görevinde, işinde, çaycılıkta sosyal medyanın, telefonun yeri ne? Yeri yok abi. Nasıl yok? Sadece diyafon var abi. Diyafondan mı? Evet. Eski usul. Eski usul. En uzak dükkana bile bağlayabiliyor musun diyafonu? Bağlarız abi. Kablo çekip bağlarız. Diyorsun. Evet ama yeni nesilde telefon yardımcı olacak bize. Nasıl yardımcı olacak? Telefona telefona dönüşecek. Nasıl mesela? Diyafon yerine telefon gelecek. O şekilde mi olur? Tabii. Sen çaycı mı açacaksın yoksa? Dükkan kendim. Oo ama dükkan kendini sen mi çıkıyorsun çaya? Mecbur abi. Yok mu eleman? Var. Hani elemana ne kadar emanet edebilirsin? Ne çayı mı? Evet. İşte ama ne bileyim çay götürmek zorunda yani eleman. Mecbur yardımcı olmak zorunda sıkıştığımız anda. Sen çıkıyorsun. Tamam. Kaç eleman var? 3-4 tane eleman var abi. 4 elemanı şu anda dükkanda bassan hepsi telefonla oynuyorsa? 2 tane amcam var bir de ben varım. Ha onlar genç değil evet. Amca büyüklerin. Evet. Aile şirketi mi? Gibi gibi. Maşallah ne güzel. Peki buradan ben seni aradım telefonla. Dışarıdan bir insanım sana çay söyledim. Evet. Ya bizde şu dükkana 3 çay getiriyorsun değil mi? Tabii. Diyafonlu olmasa bile. Oldu tabi tabi. Allah razı olsun. Peki evet. Senin şuradan gençliğe mesaj ver akranlarına. Telefonla ilgili akranlarına genç evet. İnsanlara bir mesaj ver. Telefonla alakalı sosyal medyayla alakalı. Dön abi şöyle. Vallahi ben. Bak ne diyor. Çaycı sen eline zehir olsa içerim diyor. Allah razı olsun abi. Abi devamlı müşterimiz zaten. Ben telefonu fazla sağlıklı. Ama yine de zehir getirmesin abi. Zehri de içmeyelim yani. Telefonu fazla sağlıklı bulmuyorum abi. Evet. Yani şimdi. Ama kullanıyorum. Kullanıyorum ama önceden ailemizin anlattığı bir durum. Anlattıklarında şu an hiç alakası yok. Önceden farklıymış şu an hiç yani abi kardeşe bile telefon yüzünden selam vermiyor. Allah Allah. Denebilir tabi. Yaşadın mı bunu hiç? Yaşama değil gördüm abi. Ortamda Allah. Oturuyorlar hani sohbet muhabbet hiçbir şey yok. Oturuyoruz kafeye yarım saat aynen. Muhabbet 31. dakika. Yarım saat değil abi. 10 dakika. O kadar mı kötü tabii. Ya? Allah Allah. Ne olacak abi nasıl çözüm bulacağız biz bunu? Vallahi çözüm yok abi böyle gelmiş böyle devam edecek. Böyle devam gelmiş böyle gidecek korkarım vallahi. Yok mu çaresi dostlar? Fesubhanallah. Allah. O zaman kardeşim sana çaycılıkta başarılar. Teşekkürler abi. Sıcak çaylarla beraber. Tabii. Bize de bir çay tabii, ısmarla tabii, ya. Tabii buyurun. Tamam kameramana şey söyle abi sana da çay getireyim mi de abi kameraman. Sana çay getireyim mi? Kafa abi sallıyor. Donmuş zaten ya. Abi, abi, biz de donduk çaktırma elim şu an hissetmiyorum. Çay içelim abi. Tamam inşallah Allah razı olsun geliyoruz kardeşim. Abi. Nasılsın abi misin? İyiyim çok şükür. Nasılsın? Abi telefonla konuşuyoruz. Dur aman aman Allah. Buyurun. Gitti yenge kapattı yüzünü. Yok yenge değil ya Muhammed. Ha öyle. Buyurun. Tamam nasılsın abi misin? Elhamdülillah çok şükür. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz abi ama soracağım soru şu. Şimdi telefonla konuşuyorsun. Yolda oturduğumuz yerde, iş yerimizde, evimizde her tarafta telefon bizim elimizde. Benim sadece gün içinde, akşamları değil. Nasıl değil abi? Ya ben akşam eve vardım, telefonu atıyorum, rahatlıyorum. Aman abi atma kırılır. Yok kırılmaz elhamdülillah. Evet buyurun. Kırılmaz cam mı var? Evet. Abi peki gençlik bu durum içinde ama. Senin abi, çoluk çocuk var mı? Var şimdi o zaten toplumun kanayan bir yarası o. Evet. Ondan biz uzaklaşmamız lazım. Aile ortamında hele hele ev içinde çoluk çocuk bir şey yok. Yani şunu söyleyeyim. Biz evet. Benliğimizi kaybettik. Nasıl bulacağız abi? Abi bulmak için bilmiyorum yani biz çocuklarımıza iyi örnek olacağız. Bunu uzak tutacağız abi. Sadece mesela çocukların kullanıyor değil mi şu anda bunu? Eve gidince baba ver oyun oynayalım diyorlar. Hele internet için ha. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza başka bir şeylere göstereceğiz. Daha güzel şeyler yani bu bizim sadece konuşma aracımız ya. Mesela şunu diyebilir miyiz abi? Çocuğum bırak bu telefonu oynama. Gel seninle bu akşam sen bir kitap al ben bir kitap al. 10'ar sayfa kitap okuyalım. Abi zaten şimdi bizim yani toplumun genelinde telefon, internet, televizyon. Evet. Onun harici biz bir şey yapmıyoruz. TİT. Yani, telefon, internet, televizyon, TİT kısaltması. Yani şimdi şunu da söyleyeyim. Bir şeye gittiği zaman, bir ziyarete gittiği zaman. Sıllahirrahim gel abi. Herkese bakıyoruz. Herkes elinde bir telefon ya. Nasıl ya, olacak bu iş? 7 yaşındakinin elinde de aynı, 70 yaşındakinin. Nasıl olacak abi bu iş nereye gidiyor abi o zaman? İşte bilmiyorum az önce ne dedin? Çok güzel bir şey söyledin. Yani kitap okuyacağım veyahut da başka bir eskiden yani bundan 30 sene önceki
Hani akşam oturduğun zaman bir muhabbetler var ya. Tabii abi. Ha, onlara döneceğiz. Elimizden geldiği kadar bundan uzak duracağız abi. O zaman şöyle yapalım abi. Mesela bundan sonra diyelim ki sen evine misafir geldi. Evet. Böyle arkadaş grubun geldi veya akrabaların, akranların geldi. Diyelim şey de mesela. Arkadaşlar da ortaya böyle serdik kuru yemişleri, yiyecekleri, tamam, meyveleri. Telefonları alıyoruz abi. Toplayın telefonları. Öbür odaya koyduk. Çıkana kadar telefon almak yasak. Evet. Muhabbet, sohbet edeceğiz diyebilir miyiz abi? Abi yapalım, ister misin böyle? İnşallah. Nerede o günler? Mesela bunu ilk gelen misafir ne yap abi? Uygula. Bana kalırsan televizyonu da kaldıracaksın evden. Tamam abi, açmayacaksın. Kumandayı saklayacaksın. Ya kumandayı da saklayacaksın. Televizyonu da açmayacaksın abi. En güzeli bu değil mi? Bu. Çözüm bu. Evet. Eyvallah. Peki çocuklarına buradan bir mesaj gönder abi. Telefonla ilgili, sosyal medya, internetle alakalı. Sadece benim çocuklarıma değil, bütün çocuklara, toplumun gençlerine, hele hele gençlere söylüyorum. Bir mesaj ver abi. Gençlere söylüyorum. Bundan uzak durun ya. Yani bunu biz sadece bir iletişim aracı olarak kullanalım ya. Alo, 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 alo. Neredesin? Geldin, gidiyorum. Tamam, bu kadar. En güzel. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. O kadar değil ya. Kim var telefonda? Kızım mı var? Eşim var. Eşim mi? Enişte bir dakika bekle, hemen ben sana döneceğim. Yenge sana dönecek. Bir şey soracağım yengeye. Yenge bak, kamera orada. Şimdi sana soracağım soru şu. Kaç yaşındayız? 60. Allah uzun ömür versin inşallah. Şimdi hepimiz telefonun elimizde oynuyoruz değil mi? Heh. İster istemez. Şöyle dönelim yenge, sana zahmet. Yok, dönmeyeyim. Tamam, dönme. Telefonla oynuyoruz. Nedir bunun çözümü? Sen mesela günde 60 yaşında bir insan kaç gün, kaç saat oynuyorsun? Hayır, oynamıyorum. Eşim bekliyor. Mecbur haber vereceğim. Ya tabii vereceksin, o doğru. Alo deyip kullanacağız. İcat amacı bu. Ama sen mesela bunu harici kullanıyor musun? Böyle WhatsApp'ta falan. Muhakkak. Muhakkak da ama o gençler gibi uzun süre değil. Gençlere bir önerim var mı bu konuda? Bağımlı olmasınlar. Hayat, zamanı kaybediyorlar. İsmi Bayram. Bayram abi. Evet. Sosyal medya konusunda ne düşünüyorsun? Sosyal medya varken hayat bize bayram mı, Bayram abi? Sosyal medya olmazsa olmaz yani. Ya. Sosyal medya iyi de. Yani şimdi telefonla geliyorum. Telefon aldım geçen, ya yakın oldu. Bir orada oldu. Evet. Olmadı. Telefonu şeye götürdüm, garantiye götürdüm. Evet. Garanti geri yollamış. 15 gündür bekliyorum. 15 gündür hakkımı alamadım yani. 15 gündür ne yapacağım ben mesela? Şeyler işten kaldı. 3 tane işten kaldık. Telefon yanında mı? Yanımda. Nasıl yanında? Anam. Ha, telefonu sen kullan, gönderdin. Ne oldu? Vallahi yere düşmeyle. Yere düşmeyle. Güm etti, bat etti. Ha, yok, hiçbir şey yok. Öyle düştüğü yer bir garip. Çalışıyor mu şu anda? Çalışmıyor işte. Beyin yanıyor. Ne oluyor? Beyin yanmış yani. Beyni mi yanmış? Beyni yanmış. Ha. Zaten biz de kullana kullana bizim beynimiz yanıyor. Anakart bari kullanmayalım yanmış. Onun beyni. Anakart yanmış yani. Niye yapmıyor anakartı? Ben bunu niye garantili alıyorum? Demek istediğim o. Bir telefonu garantili alıyorsam beyin de yapmayacak da. Ekranı kırılıyor, yapmıyor. Beyni kırılıyor, beyni yanıyor, yapmıyor. Nesini yapacak bu adam garanti? Biz bunu alıyoruz zaten. Bizi esir ediyor telefon kendisine. Bir de bozulunca bunu arkasından peşinden koşuyor. Arkasından koşuyorum bak. Doğru. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum vallahi. Bir durumlar kötü. Sen bu kadar kullanırsan çoluk çocuk ne yapsın abi? Abi ne diye kullanmayacağım. Benim kullanmak için alıyorum bunu ya. Tabii doğru canım da. Yani sosyal medya mı kullanıyor mesela? 3-4 bin şeyim var. Ne diyor? Takipçim var. Onlar kaç? 3-4 bin takipçim. Aman aman, nerede? Face'de. Takipçin. Arkadaş. Paylaşım yapıyorum. Paylaşımlar ceza satı, ceza da alıyorum. 3 aydır ceza yorum yapmıyorum. Allah. 3 aydır yorum yok. Ne cezasıydın abi? Yorum cezası. Bir piyango cezası. Ha. Bir piyango haram diye paylaştık. Evet. Ya vallahi paylaşka ceza yedim. Şaka yapıyorsun. Vallahi öyle. Allah Allah. Bu senin kişisel düşüncen abi, niye? Olur mu? Sen açık seçik bir şeyler paylaşsan ceza yok. Ama kapalı olursa mesela ne diyor, haram diye paylaştığın anda cezaya geliyor. Hemen yiyor. Allah Allah. O zaman sen de KonTV aracılığıyla mesajını ver abi. Buyur buradan. Buradan ver abi. Oradan yasaklanan yani reklam buradan ver abi. İslam'a karşı her şey yasak. İslam'ın oldu mu muhakkak yasak yani. Milli piyango. Milli piyango bana ceza kesiyor. Milli piyangoyu haram diye paylaştın. 3 aydır yorum cezası geldi. Ya bir ay, 1,5 ay var cezam. Yazdığı yorumu söyle abi. Vallahi. Yazdığı yorumun aynısını buradan ekranlara söyle abi. Şimdi. Milli piyango haram diye yazdım. Ben yazdığım sadece bu. Tamam. Milli piyango haram diye 3 ay ceza yedim. Haa. Yorum cezam yok. Tamam. Mesela o takipçilerle başka şeyler paylaşıyor mu arkadaşlarını? Paylaşıyoruz tabii ya. İslami şeyler paylaşıyoruz. Konular, bir şeyler paylaşıyoruz devamlı. İslamiyet'i oradan yaymaya çalışıyoruz. Evet. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tamam. Var mı senin arzun? Yok, bir arzum yok. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm. Abi selam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Amca gel şöyle, gel biraz gel. Bak, telefonla ilgili bir şey soracağım sana. Evet, söyle. Gerçi şu anda konuşuyorsun zaten de, kim var telefonda? Avrat var. Avrat var. Yenge dur bir dakika, 2 dakika izin ver. Anam vallahi telefonda senin tuşlu telefon ha. Evet, sen sosyal medyanın esiri olmamışsın.
Ne yapacağım? Dokunmatik telefon falan almamışsın. Ne yapacağım ya? Niye? Kullanmıyor musun şöyle internet falan? Ya zaten devlet bizi mahvetti. Neyse alacağız? Neyin? Para mı var, borç mu var? Param var, borç mu var? Hangisi şimdi? Borç mu var, para mı var? Para yok. Para yok, borç var. Tabii. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Hadi eyvallah, sağ olasın. Evet, röportaj. Röportaj yapacak kişi aranıyor, röportaj. Amanın gel vallahi. Bulunmaz bir nimet, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? Eyvallah, ben deyim. Yaş kaç? 21. 21, çok güzel. Telefonu koydun cebe. Aynen. Telefonda ilgili sorumuz var sana. Tabii. Sosyal medya ne durumda? Her zaman kullanıyoruz abi ya. Niye kullanıyorsun? Hadi söyle bakalım sosyal. Buradan Türkiye'ye açıkla. Ben sosyal medyayı şundan dolayı kullanıyorum de. Şundan dolayı vakit geçirmek, eğlenmek, takip etmek. Beste izdivaç? Yok. Daha beceremiyor musun onları? Yok, onları beceremiyoruz. Normalde mi, orada mı? İkisinde de. O konuda gülmüyor yüzüme. Aynen öyle. Peki şeyin içindeyiz. Sosyal medyanın içindeyiz hepimiz. Kullanıyoruz. Senin gördüğün zararlı şeyler var mı bu konuda? Ne yapmamız lazım? Zararlıysa da bırakmak için. Aslında en başından kullanmamak en iyisi de. Şimdi çocukların elinde. Ama nasıl kullanmayacağız abi? Nasıl kullanmayacağız ya? Mesela şimdi icat amacı alo demek. Aynen. İnsanlara ulaşmak. Uzak olduğun bir yerden insanlara merak etmemesi için haber vermek. İcadın amacı bu. Hatta Graham Bell'in asıl amacı telefonu da icat etmek değilmiş. Sağır olan annesini, işitme engeli olan annesini daha iyi duyması için bir icat etmeye çalışıyormuş. Bir cihaz icat etmeye çalışıyormuş. Ama sonradan bunu fark edince bunun üzerine yoğunlaşmış ve telefonu bulmuş 1876'da. Bunu düşünmüş mü? Sen böyle elinde mesela sokakta alo 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 diye gez diye düşünmüş mü? Yani düşünmemiştir. Adam kafada bunu kurmamıştır değil mi? Öyle, kurmamıştır yani. Sosyal medya bağımlılığı. Bende yok. Nasıl yok? Bayağı. Telefon kullanmıyor musunuz? Kullanıyorum ama sosyal medya kullanmıyorum. Hani Instagram'dır, Face'dir, hiçbir şey. Hiçbiri yok. Kullanmıyorum. Allah Allah, şaka yapıyorsunuz. Yani ilkim herhalde değil mi? Aynen, şaşırdım şu anda. Sosyal medya kullanmayan bir genç. Aynen. TikTok bile yok. Bazen. Tamam, çünkü biri olması lazım yani. Bazen. Siz? Ben de kullanmıyorum. Hiçbirini? Yok. İki arkadaş kardeş miyiz? Kardeş. Ha, belli zaten. Demek ki aileden mi geliyor bu aslında? Yani genetik herhalde. Yani ailenizde, annenizle de babanız veya büyüklerinizden mi gördünüz bunu, sosyal medyanın fazla kullanılmaması gerektiğini falan? Yani ev ortamına da göre değişiyor tabii bu. Mesela yani sohbet, muhabbet ortamı fazla evet, mı ki? Aynen. Akrabalık yani ilişkileri. Zamanımız kalmıyor, aynen öyle. Bu çok güzel bir şey. Yani misafirliklerden zaman dolayı. Eski arkadaşlarını, evet, tanıdıklarını bulabiliyordun, konuşabiliyordun. Ama artık hani o kadar bozuldu ki, evet. Yani her şey, aile yapısı bozulmaya başladı. Yani Instagram'da, Face'de her şey bozuldu. O yüzden artık amacı üstüne çıktığı için bunu kullanmayı bırakmamız gerekiyor. Aynen, biz kullanmıyoruz yani. Tebrik ediyorum gerçekten sizi. Kendinize iyi bakın. Gel gel. Kimle konuşuyorsun? Arkadaşlarımla. Arkadaşlarınla. Gel bak, foto poz ver. Ne? O video. Film yok. Ha, video mu? Ha, video çekiyor yani. Tamam. YouTube'dan paylaşacaksınız. Bilmiyorum. Öylesine mi? Tamam. Röportaj yapıyoruz şu anda. Kardeşim merhaba, adın ne? Adım Usame. Adım? Usame. Usame. Nerelisin Usame? Endonezya'lıyım. Endonezya. Ne zaman geldin Endonezya'dan? Geçen hafta. Geçen hafta? Geçen yılda. Yani geleli 2 yıl oluyor mu? Birkaç yıl oluyor mu? Evet evet. Peki sana şunu soracağım. 1,5 yıl. Evet. Endonezya'da sosyal medya kullanımı nasıl? Telefon, dijital bağımlılık, dijital dünya. Yani Türkiye gibi mi? Sizin gibi. Bizim gibi değil mi? Evet evet. Peki sen ne kadar kullanıyorsun mesela şu anda telefon elinde? Allah. Ve hepiniz dedim aşağıda telefon var ki şu anda biz bu çekim yaparken arkadaşlar doğrudan çekiyorlar, muhtemelen story falan atılacak Instagram'lara, WhatsApp durumlarına. Değil mi? Evet evet. Nasıl ki önüne geçeceğiz Usame bunun biz? Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Evet, hepimiz sosyal medya olmadan yaşam olmaz ya. Sen ne kullanıyorsun mesela sosyal medyada? Annem ve babam aramak için. Tamam, onu aramak için kullanıyorsun, aile demek için. Tamam, başka var mı sosyal medyada kullandığın? Ya Endonezya'daki arkadaşlarımla da sosyal medya aracılığıyla. Evet. Konuşuyorsun. Buraya niye geldin? Okumak için yani. Okumak için? Üniversiteye gidiyorum. Hangi üniversite? Necmettin'de. Necmettin Erbakan, hangi bölüm? İlahiyat. Oh maşallah, Allah razı olsun kardeşim. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf mı? Evet. Çok güzel Usame. O zaman inşallah sen bu bölümü okuyup insanlara sosyal medyanın zararlı bir şey olduğunu, yararlı kullanılmadığı zaman hayatımızı boşa harcadığımızı, bu boşa kalan zamanda da Kur'an'a, dine, kitaplara, özenle ayrılabileceğini anlatır mısın? Bunun sözünü alabilir miyim senden? Olur ama biz bir program var ya. Evet. Acelemiz de var. Tamam. Beni bıraktı, ben bir gideyim. Malezya'dan geldiler gezmek için. Ha, Malezya. Bak. Sen Endonezya, onlar Malezya. Onlar Endonezyalılar. Evet. Ama Malezya'da okuyorlar. Ha, Endonezya'da
yaşıyorsunuz hepiniz oralısınız ama onlar Malezya'da okuyor. Evet. Sen Türkiye'de. Evet. Harika, mükemmel kardeşim. Eyvallah, çok sağ ol, çok teşekkürler. Buyurun buyurun, gelin böyle buyurun. Olur mu ya, olur. Destek olun, gelin buyurun. İlhan. İlhan, sizlerin? Şerife Sevde. Şerife Sevde ve? Rabia. Rabia Hanım. Arkadaşlar, sizce sosyal medya günümüzde ne durumda? Çok kullanıyoruz, çok elimizin içinde. Ki şu anda siz bu röportajı yaparken oradaki arkadaşımız bile bizi çekiyor. O şekilde fazla hayatımızda sosyal medya, dijital bağımlılık. Evet, evet. Ne durumda? Sizin görüşleriniz nelerdir? Yani bence amacı dışına çıkmaya başladı. Evet. Bu aynı zamanda sosyal medyada bir kirliliğe de neden oluyor. Atıyorum işte Twitter'da bir haber paylaşılıp bunun gerçek... leşmiş olmuş gibi paylaşılabiliyor. Lanse ediliyor. Aynen, bu da bir anda yayılıyor. Yani kim şeyi sormuyor, yani herkes haberin kaynağını sormuyor. Çok değişik bir kitle. Çok ciddi bir bilgi kirliliğine sebep oluyor bence. Evet, peki bundan zarar görenler var zaten. Tabii tabii, yani bu tüm dallarda, spor medyasında olabilir, diğer siyasette olabilir. Çok ciddi infiallere sebep oluyor. Toplumsal olarak herkes bir haberin peşine gidebiliyor. Bu da ciddi bir şeye sebep oluyor yani. En nihayetinde klavyenin kilidi yok. Aynen aynen. Herkes klavye delikanlı. Mücahitli diyorlar. Klavye mücahitli. Klavye mücahiti var şimdi. O yüzden bence çok amacı dışına çıkmaya başladı. Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz günde bir telefonu? Veya sosyal medya diyelim, dijital. Ben sadece yakınlarım veya işte atıyorum ilkokul arkadaşlarım, ortaokul, lise arkadaşlarımın hayatlarını takip ediyorum. Yani görüşemesek de en azından ondan haber almak beni mutlu ediyor. Ne yaptıklarını biliyorum anlamında. Ne yaptıklarını bilmek. Yani günümüzde görüşmek çok mümkün olmuyor. Ben evet. İstanbul'da yaşıyorum. O yüzden onlardan haber almak, kendi ailemden, işte sevdiklerimden haber almak için kullanıyorum. Peki Konya'da veya başka bir yerde veya Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde bunu kullanıyorsunuz. Hayatınızda aktif halde sosyal medya kullanıyorsunuz. Evet. Günde kaç saat harcıyorsunuz bunu? Günde maksimum 1-1,5 saat. En fazla. En fazla. Bence Türkiye ortalamasına göre çok iyi. Evet. Yani. Gerçekten çok iyi. Yani çünkü o dünyaya girdiğiniz zaman içinden çıkamıyorsunuz. Ben de ona çok müsaade etmemek istiyorum. Çünkü zaten ortalama olarak günde bir ortalama insan 2 saat kullandığı zaman ömründeki 5 yıla falan tekabül ediyor. Zaten ben kendi kullandığım telefonda ekran sürelerine bakıyorum. Bunu aşmamaya çalışıyorum. Çünkü vaktimizi çok öldürüyor. Sizde öz denetim de var o zaman. Otokontrol. Evet. Uyguluyorsunuz hepsini. Evet, uyguluyorum. Mükemmel. Çok teşekkürler. Peki sizde arkadaşlar durum nedir? Ben sosyal medya kullanmıyorum. Aa, çok iyi. Tamam, bunu kameraya da bir tavsiye etsen insanlara. Ben kullanmıyorum arkadaşlar, kullanmayın de. Kullanmıyorsun, zararını görüyor musun? Hayır, ben sınav çalışıyorum. O yüzden hatta yararını bile görüyorum. Yani güzel hayatım şu an, memnunum. Bir zararı yok yani bana. Sosyal medya olmadan da nefes alabiliyoruz değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bunu insanlara gerçekten söylesene bir. Kullanmayın arkadaşlar bir. Yani ama kullanılabilir yani. Yani. Ama sen de kullanmak istiyorsun da sanki bir kullandırmıyorlarmış gibi. Nefes olabilir. Tamam. Peki siz? Ben de şu aralar çok sık kullanıyorum. Önceden çok kullanmıyordum. Hangi uygulamalara gidiyoruz daha çok? Yani Instagram. Instagram, Twitter, Facebook falan. Facebook yok sadece. Instagram, Instagram. Var. Onları kullanıyorum. Yani. Instagram'da mesela sırf bunun için insanlar ne kadar burada geziniyor diye hareket durumu diye bir şey çıkarmışlar. Ve günde kaç saat Instagram'da kaldığımızı görebiliyoruz. Kullandınız mı bunu hiç? Bunu hiç kullanmadım. Çünkü çok kısıtlı kullandığım için kendimi dengeleyebildiğimi düşünüyorum. Gigabyte tabii gidiyor. İnternet pahalı. İnternet de pahalı. Doğru. Haklısınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Sora Sora olarak bugün ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bedesten Çarşısı'nda büyüklerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sosyal medyanın faydalarını ve zararlarını sorduk. Buradan ne kadar uzak durabiliriz ve dijital dünyayı hayatımızdan ne kadar çıkartabiliriz? Biz mi teknolojiyi yönlendirmeliyiz yoksa teknoloji mi bizi yönlendirmeli? Buna karar kıldık. Gerçekten güzel cevaplar aldık. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte hayatımızın her bölümünde teknolojinin günden güne geliştiği bu devirde biz de teknolojiyi yönetip hayatımızda onu kısıtlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Bölüm sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşürüz efendim.